Evet arkadaşlar merhaba. 16 Mayıs 2021 Pazar günü akşam yarışlarında Belmont Park'tayız tekrar. Evet Pimlico'daki bu grup koşuları kasırgası yerini Belmont Park'a bıraktı. Tabii bizim vatandaşlarımız Irad Ortizler, Junior Alvarado'lar, John Velasquez'ler, Javier Castellano'lar ve Luis Saez'lerin hepsi cümleten minibüs atlayıp Belmont Park'a gelmiş, değil mi? Öyle de diyecektik. Neredeyse Türkiye'deki kafa olsa minibüsle giderdi her yere. Evet arkadaşlar, şimdi Belmont Park'ta Yedili Plaza ile başlayalım tekrar. Bugün hoş bir program var. Gayet güzel program var. İnşallah bu pazar günü itibariyle bu bayram artık bitti. Yeni bir haftaya başlanıyor. Ceplerinizi harçlıkla pazartesi gününe intikal etmiş olursunuz hepimiz. Öyle diyelim ve birinci koşuyla Yedili Plase'nin birinci ayağında başlayalım. Satış koşusu şartlı. Üç uygur İngilizler 1200 metre çim piste çıkacaklar. İki tane safkan burada tartışmasız yazılmalı. 6 numaralı Vici Manuel Franco ile ve 7 numaralı Kittens Cat. Ve burada Irad Ortiz Junior ile arkadaşlar 6 ve 7 olarak burayı biz normalde geçiyoruz. 9 yaş bir safkan bu Vici. Manuel Franco'nun bindiği. Birinci de olmuş ama böyle grubun böyle bir tık üstünde kaldı. Ha, dileyenler onu riskli eğer buluyorsanız arkadaşlar hemen burada yukarıda Luis Cardenas'ın bindiği bir tane safkan var. Ondan da ben bayağı ümitliyim açıkçası. Don Castle. Bu Don Castle'ı zaten takip etmiştik daha evvelden de. Aslında normalde burada zamanı da geldi. Hani burada bu Vici'yi 9 yaş yani yaşlı atı kısa mesafeyi kaldıramaz derseniz o zaman da 6 ve 3 olarak geçin. Veya çok rahat etmek istiyorsanız da bir şekilde burada 6'yı da yazarsınız. Yani 7, 3 ve 6 şeklinde burayı da geçebilirsiniz diyoruz. Evet, ikinci koşuya geldik. Altılı Gaya'nın başlangıç ayağı. Toplamda 90 bin dolar ikramiye veriliyor bu koşuda arkadaşlar. 6 tane safkan katılacak. Maiden bir koşu. Ve 3 ve yukarı yaşta safkanlar bir araya geliyor. Şimdi burada gerçekten çok güzel çalışmaları olan bir safkan var. Aynı zamanda böyle grubun da bir tık üstünde kalmış olduğu Spotters Hill 4 numara Junior Alvarado'nun bindiği bu safkan. Zaten handikap puanında da yüksek düzeyde bir handikap puan da var burada. 9 Nisan'dan başlayan çalışması 35-80-600 metre işi var. 8 Mayıs'ta da 48-24'lük bir 800 metre çalışması yapmış. Bu atı biz banko olarak öneriyoruz arkadaşlar. Junior Alvarado bırakacağını düşünmüyoruz. Ha burada çok böyle eğer güvenmeyenler 6 numarayı ve tabii ki otomatik olarak Jose Ortiz'in bindiği Land Biscuit var. Onları da kale alabilirler. Ama dediğim gibi burada 4 numara Spotters Hill ile Junior Alvarado bırakmayacaktır bizim bankomuz. Üçüncü koşu 21.31'de şartlı 3 yukarı yaşta İngiliz safkanları 1200 metreye çıkacaklar. Toplam 41 bin dolar ikramiye var. 7 tane safkanın içerisinde biz 3 tane safkana yer veriyoruz. İlk atımız 5 numaralı Ernie Bunker. Kendi Karmuç'la. Evet daha evvelden de kendi Karmuç'la bu geldi. Daha sonra bir yedincilik yaptı ama sorun değil. Bu grubun böyle bir tık üstünde kalıyor. 4 numaralı Ajdar. Evet. 4 numaralı Ajdar arkadaşlar. Trevor McCarthy biniyor Ajdar'a. 7 Mayıs'ta 49-11'lik bir çalışması var. Bu da grubun böyle yani üstünde sayılabilecek tarzda bir safkan. AGF'si de yüksek çıkacaktır. 20'nin üzerinde çıkacak kesin. 1 numaralı Color Mepazi Eric Cancel'lı arkadaşlar. Bu da böyle sürpriz ayarı da demeyeyim de yine bunlarla eşit şansa sahip diyebiliriz. Yani 5-4-1 aslında eşit şansa sahip safkanlar arkadaşlar. Burada. Evet bu ayağı o şekilde geçiyoruz 3 atla. 4. koşudayız. Maiden bir koşu. 1700 metre çim piste çıkacaklar. Safkanlar 50 bin dolar toplamda ikramiye dağıtılacak. Bu ayakta meşhur jokeyimiz burada güvenmek durumundayız. Çünkü Digital Software bu grubun çok üstünde arkadaşlar. Zaten 87 handikap puanıyla da burada kendini bir şekilde göstermiş durumda. Eğer bu düşerse
ciddi olarak 3, 1, 5 ve 6 otomatikman devreye girer. Hatta 2 numara tabii ki Luis Suarez'in. Her ne kadar Abramovich bunun sahibi bu arada bu atın. Abramovich'in atı. Burada bailout 2 numara dahi devreye girer. Yani şöyle olur. 2, 3, 1, 5, 6 dahi devreye girer. Ama 9 numara Digital Software'in bu yarışının kazanmasını bekliyor özellikle. Bankomuz bizim. Evet, günün en zor koşusuna geldik. 5. koşu. Şartlı dişi safkanla 3 yukarı İngilizler 1200 metre çimpiste çıkacaklar. Hani yazmaya doyamadığımız bir ayak bu. Normalde kapatmalık bir ayak bu. Hani bu yarışlardan yüksek ikramiye kazanmayı uman arkadaşlarımız burada kesesini biraz açıp burayı kapatmaları, 14 atı yazmaları lazım. Bir sıralamamızı verelim. 8 at verdik. Yani 6 tanesini vermiyoruz. 9 numara Translate, Irat Ortiz ile yıkıtımız. 2 numaralı Corey Scores, Jose Ortiz ile. 3 numaralı Jens Battle, Trevor McCarthy. 6 numaralı Summer at the Spa, Manuel Franco ile. 12 numaralı Bay Jewel, Jose Lescano. 10 numaralı Just Minuscu, Eric Cancel ile. 1 numaralı Rising Bella, Javier Castellano ile. Ve 4 numaralı It's a Caper, Luis Saez ile takip ettiğimiz bir ato. Yalnız şöyle söyleyeyim size, bomba bir safkan oldu bu Luis Saez. Burada belki de 20 ganyan üzerinde belki kafada 13 ile 20 arası çıkacaktır. Yani 13'ten bir tane ganyan aşağı çıkmaz. Ganyanı 13-20 arası çıkacaktır bu It's a Caper. Burada dikkat ediyoruz bu ata. Burada bombayı patlatabilir bu. Takibimize olan bir safkan. Ama yine de biz sıralamada sonuncu atımız bizim 8 attan 8. Burayı 9, 2, 3, 6, 12, 10, 1 ve 4 şeklinde tam 8 tane safkanla geçiyoruz ve dikkat çekiyoruz buradaki bu It's a Caper arkadaşlar. It's a Caper. 4 numara. 6. koşudayız. Altılı Gaya'nın tabela ayağı. Burada kum pistteyiz. Belmont Park'ta. Maiden bir koşu bu. 3 ve yukarı yaşta İngiliz safkanları 10 adet burada bir araya geliyorlar. Tam 10 atın 5'ini yazacağız. Zaten çıkan da oluyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani böyle uçuk bir kupon çıkmayacak burada. 3 numaralı Calibouche Sound Louis Saez ile ilk kez koşu olmasına rağmen yapmış olduğu çalışmalar ve orijin atına baktığımız zaman da Jeremy Engel Harpların çalıştırdığı bu safkanı biz Spicer yavrusu zaten. Yani orijine bak yaz anında. Spicer yavrularını biliyorsunuz hep Dubai'lerde bu Arapların peşinde koştuğu safkan yani daha doğrusu orijinler bunlar. Evet, ilk atımız 3 numara, ikinci atımız 8 numaralı. Yani bu alternatif banko arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Bu 3 numara küçük kuponlarda Calibouche Sound, Louis Saez'in bindiği. Alternatif banko niteliğinde bir safkan bu. Belki de böyle çıkıp gelecek 10 boyla falan ya öyle bir at. 8 numaralı Willow Grove, Manuel Franco ile. 10 numaralı Las, Benjamin Hernandez ile. Günün sürpriz ismi bu Las. 1 numaralı Lot of Honey, Kendrick Carmuch'la. Bu Kendrick Carmuch'la Karabatak gibi böyle bir çıkıyor bir geliyor bir şeyler yapıyor hiç umulmadık zamanlarda. O da ilk kez koşacak olan ata biniyor bugün. Ve son olarak da 6 numaralı Mia Kalia, Luis Cardenas'la arkadaşlar o da sürpriz kıvamında böyle yaklaşık bir 10-15 ganyan çıkar bu atada. Burayı 3, 8, 10, 1 ve 6 şeklinde geçiyoruz. Bu 3 numaranın şöyle söyleyeyim size. Eğer 3 numaraya inanıyorsanız tek atın. İnanmıyorsanız bu ayakta da yazabildiğiniz kadar at yazın. Yani diyeceğimiz bu. Ama 3 numaranın gelme ihtimali tabii ki çok kuvvetli. Bu orijin yani orijin konuşur burada. Yani en iyi orijin burada. Bu 3 numarada tek bir sıkıntı var. Tamam çalışmaları da güzel ama ilk kez koşacak arkadaşlar. Kapalı kutu bilemiyoruz. Evet, 7. koşu zaten o hatta girirse 6'da 150 lira falan verir. 7. koşuya geçtik. Son günün son ayağı. Şartlı 3 yukarı İngilizler 1200 metre çimpiste çıkacaklar. 11 tane safkan var burada. Bu 11 tane safkan içerisinde 4 tane safkana yer verdik. İlk atımız 7 numaralı Big Package Irat Ortiz Junior'la.
Bu da arkadaşlar alternatif banko. Yani küçük kuponlarda bu Big Brown yavrusu rahatlıkla riske edilebilir. 28 gün evvel bir üçüncülük yaptı. Burada tekrar şansı var. 10 numaralı tabii irat biniyor üzerine bir de yani Big Pack için. Büyük paketin üzerine irat biniyor. Evet, 10 numaralı Honor Up Candy Carmuch'la 13 Mayıs'ta 37.77'lik bir çalışma yapmış. Bu arada bu Candy Carmuch'u bindi bu safkan arkadaşlar kesin yabana atmayın. Zaten 90 handikap puanı var. Kesinlikle kuponlarınızda olsun. 11 numaralı Discrimination Near Mark. Burada ekürler yani kısaca. Javier Castellano ile ve son olarak da 6 numaralı Shiraz. Luis Saez ile Michael Jimenez antrenörlüğünde Three Diamonds çiftliği çok kalite. Kesinlikle koşuya gidecektir bu da. 7, 10, 11 ve 6 şeklinde tam 4 tane safkanla burayı geçiyoruz ve günü de bu şekilde kapatıyoruz inşallah. Rast gelsin diyelim oynayan arkadaşlarımız için. Evet arkadaşlar, web sitemizden de rahatlıkla marksporttahmin.com'dan ücretsiz üye olarak da rahatlıkla üye olabilirsiniz ve şablonları izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar biliyoruz birçok kişi hani tabii ki kazanıyor, kazanmak da istiyor. Yardımcı olmaya çalışıyoruz gerçekten. Premium üye olan arkadaşlarımıza da WhatsApp üzerinden rahatlıkla koşulardan evvel günün en ideal kuponlarını yolluyoruz bu şekilde. Sadece bilgisayarlardan çıkıyor videolarımızın altında bu katıl kısmı. Bizimle de temasa buradan geçebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar buradan da sizlerin sorularına cevap vermeye çalışırız. Onda da bir sıkıntı yok diyoruz ve Belmont Park'la ilgili görüşlerimiz bugünlük bu kadar. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle, iyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Her şey gönlünüze göre olsun. Herkese bol şanslar arkadaşlar.